sen kul hakkı yersen, hacada gitsen, namazda gitsen, oruçta tutsan boştur. Ne? Sen önce kul hakkı yemeyelim. Suriyeliyle Afganlılar olmasın, bu Türkiye'de iş biter. Anladın? İmalat sektörü biter. Onlar gelmezse burada eleman bulamıyorlar ki. Niye abi? Türk çalıştır. Ha, yok ki çalışan. Türkiye yeterli parayı vermiyorsun. Ya çalışmıyor. Adam ucuz çalışıyor diye mi çalışıyor? Çalışmıyor kardeşim, çalışmıyor. Ama 3 kuruş para verirsen tabii bana sevkiyatçı lazım. Çalışır. Abi 20 bin lira. Herhalde çalışıyor. 20 bin lira verim. Hakkını verdiğinde gelmedi mi? Ben 20 bin lira vereyim, gelsin hadi mobilya mağazasında çalışsın. Kira 20 milyar. Gençler evlenemiyor, bitti. Neyle evlenecekler? Abi diyor ki aç yok diyor mesela. E tabii cebi sıcak ya, aç yok diyor. Bunların sayesinde Türkiye silindi. Türkiye yok oldu. Kimin sayesinde? İstemi sayesinde. Niye benim sayemde olsun kardeşim? Doğru. Sen diyor herkes 4-4. 5 bin liraya ev var diyor abi. Ben şimdi ne diyeyim? Tutmazsam şerefsizim. Tutacağım. Abi vatandaşın geçimleri nasıl? Geçinebiliyor mu vatandaş? Vatandaş geçiniyor. Nasıl geçiniyor peki? Rahat mı? Ben sana bir şey söyleyeyim benim. Şimdi git şu çocuğun eline şunun bahsedeyim. Şunun cebinde hiç nereden yoksa 10 milyonluk telefonu var. Ya babasının parası varsa var. Yoksa nereden var? Babasını bırak sen babasını. O çocukta diyorum ben. Babası onun cebinde vardır da. Babasının varsa onun cebine koymuş. Vardır telefon. Dur. Bak. Gördün. Bak kaç para. Buyur. 20 milyon. Niye boşver ya? Şimdi babası kazanıyor ki almış. Gel. Babası asgari ücretle çalışan olsaydı nasıl alacaktı? Babası da kazanıyor. Sen şimdi vatandaşı soruyorsun. Ben de vatandaşım. Bu da vatandaş. Bu da vatandaş. Kamera da çeksin. Tamam. Kazanıyoruz. Hepimiz. Sen... Ama işte mesela diyorum ki kazanamayan nasıl çocuğun cebine ki koyuyor? Aç yok ki Türkiye'de. Var mı aç? Biz zor durumdayız. Yani ne geçimlerde durumda zorlanıyoruz diyen birçok vatandaş var. Biz onu soruyoruz yani. Ben seni bir ben görmüyorum. Çok özür dilerim. Bir kahveye götüreceğim ben seni. Adam yemeği ekmeğim yok diye gidiyor kahvede kağıt oynuyor. 50 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira çay parası veriyor. Nasıl geçinemiyor? Günlük 200 lira. Gel ben sana diyor iş vereyim diye gidip çalışmıyor adam. Vallahi de bile bak ben sana okulun adresi bir okulda. Hadem arıyor diyor ki ben iş kurdan diye adam istiyorum. Gelmiyor adam diyor. Kahvede oturuyor gelmiyor ya. Bana adam lazım diyor. Nasıl geçiyor? Niye çalışmıyor abi vatandaş? Ne bileyim ben niye çalışmıyor? Hazır parayı alıyor. Yani çevrende yok mu abi? Mesela kahveye gidiyorum diyorum. O adama ben, sordun mu niye gitmiyor? Ben kahveye gitmem. Adam kahvede sen oturuyor. Kahveye gitmiyor. O kahvedeki adamı nereden biliyorsun? Ben, bak okul diyor ki okul gel bana diyor. Adama haber gönder diyor ki bana gel diyor. Gitmeyeyim. Gitmiyor. Çevrende var mı böyle birisi? Var. Çok var. Tamam niye, bir sor bakayım mesela niye gitmiyor? Ben merak istemiyor ediyorum mesela. Canım istemiyordu ya. Allah. Evet. Böyle şey olur mu abi? Hanımı çalışıyor. Adam oturuyor kahvede. Yenge para getiriyor. Efendim? Yenge para getiriyor. Bravo. Anladım. Adam ne yapacağım diyor. Abi sana sorayım. Mesela şimdi sen bu kardeşimizin cebine tamam 20 bin liralık telefon koymuşsun. Evet. Ayıptır sorması. Gelirimiz ne kadar ki abi? Söyleyemem şimdi burada. Burada olmaz. Burada söyleyemezsin. Peki saygı duyarım. Peki abi asgari ücretle çalışıyor olsaydın o telefonu alabilir miydin? Cebine koyabilir miydin? Milyonlar alıyor ben de alırdım. Abi sen alabilir miydin? Sen bırak alırdım. Milyonları. Alırdım. Herkes milyonlara bak diyor bilmem ne diyor da. Sen alır mıydın? Alırdım. İki aylık paranı oraya verir miydin? Asgari ücretle çalışan kaç kişi var? Halkın istatistik verileri göre halkın %49'u. Öyle söylüyorum. Ama şurada bak. Bak bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yanlış anlama. 30 kişi var. Hangisi asgari ücret çalışıyor sor. El kaldırsın. Abi istatistik verilere göre asgari halkın %49'u asgari ücretle çalışıyor. Burada bir kişi desin ki ben asgari ücretle çalışıyorum. Kaç kişi çalışıyor burada? Ben emekli. Çalışıyor. Çalışmıyor. Gördün mü? Öyle bir şey yok. Yani kimse çalışmıyor ya. Boş yapmayın ya. Kaç çalışmıyor musun? Çalışmıyoruz. Yurt dışından geldik abi. Burası bitik. Herkes yalan söylüyor. Bitik burası. Gittin ya sağlam. Biraz gelip sağlam tabii. Kuveyt. Bir maaşıma 3 tane iPhone alıyorum son model. Neden bahsediyorsun ya? Yani alım gücü yüksek yani. Yani alım gücü yüksekliğinden bahsediyorum. Gel bir şey diyeceğim gel bir. Sen benim dediğimi anlamadın. Tamam. Ben diyorum ki asgari ücretle çalışan yok. Yani daha fazlasına çalışıyor adam. Ya çalışıyorsa. Abi burada sordun kimse çalışmıyor. Hepsi kurbetçi. Ben çalışmayana bir şey istiyorum. Sessizlik kurumu yalan mı söylüyor o zaman? Çalışmayana ben bir şey demiyorum. Hepsi kurbetçi emekli ya. Bırakın bu işleri. Ülke ben çalışan bitmiş diyorum. Asgari ücretle çalışmıyor. Daha fazlasına çalışıyor. Kafelere gidin bir tane Türk yok. Bir tane. Alışveriş tamam merkezin bir tane Türk yok. Ben de yurt dışından geldim. Gel, sen beni anlamadın. Yurt dışından mı geliyorsun abi? Evet. Abi sen öyle söylesene deminden beri bizim burada kanser ediyorsun. 20 bin liralık telefon. Sen nereden bir dakika abi. Ya abi bir dakika gel. Dur. Dur bir dakika. Bir tane Türk göster. Nereden geldin abi sana bana? Kuvvetten mi geldin? Allah Allah. Evet. O zaman ben abi, de gideyim kuvvete. Gelemezsin ki. Niye gelemeyeyim? Niye sen gidiyorsun da ben niye gidemeyim? Yaştan dolayı anlamadım. Abi bir şey söyle. Abi bir dakika be. Bir dakika be abi. Bir dakika. Abi şimdi sen 20 bin liralık telefon derken Türkiye'deki hesapla söyledin herhalde. Öyle değil mi? Öyle. Tamam sen orada ne kadar aldın onu söyle bize. Sen de geleceksin. Aynı paraya denk geliyor. Nasıl aynı paraya denk geliyor? Kaç para? 500 euro. 500 euro burada 20 bin lira mı yapıyor? 15 yapar. Ya şu LC Y2C'ye gitsinler bir tane Türk yok. Bir tane Türk yok alışveriş yapan. Türkiye'li olup. Gurbetçilerden demiyorum bak. Baksana ekonomi mükemmel. Açlıktan ölen var mı diyordun abi bak vatandaş. Kim açlıktan ölüyor? Abla söyle işte ben zor durumdayım ya. Her gün bir gençler ölüyor intihar ediyorlar. Aileler intihar ediyor. Sen ne diyorsun? Git Allah aşkına.
Geçimler zor mu abi? Geleceğini yok etti, yok etti. Türk halkı bak, Türk batırdı. Kim kaldıracak? Türk halkı. Bitti, kimse kaldıramaz. Yabancılar kaldıracak. Yok ki, bitti. Bir kira, konuşalım, bir saygı duyalım. Milyar, kira 20 milyar. Gençler evlenemiyor, bitti. Neyle evlenecekler? Abi diyor ki aç yok diyor mesela. Tabii cebi sıcak ya, aç yok diyor. Ben de işçiyim, çalışıyorum. Niye yokmuş ya? Çalışıyorum. Abi çalışmıyorsun. Niye çalışıyorsun abi? Ben şimdi çalışmıyorum. Araplar geliyor. Çalışıyorum dedin ya. Ben ben şimdi çalışmıyorum. Ama önceden çalıştım. Sabah 6 akşam 12'de geliyorum. Yarın öbür gün bir savaş çıkarsa o mülteciler buraya savaşacak. Biz savaşmayacağız. Onu öyle bil. Çünkü biz mülteci olmuşuz. Türk halkı mülteci olmuş. O duruma gelmişiz. Ya adam mültecidir, gelmiş burada keyif ediyor. Biz burada şeyini çekiyoruz ya. Biz geçinemiyoruz ya. Naharına dönüşmüş. İnan ki gelen gel gidiyor. Şimdi sen aç yok diyordun. Bak vatandaş zorlanan 3-4 kişi çıktı. Mesela sadece biz o duruma gelmişiz. Doğrudur. Biz mülteci olmuşuz. Türkiye çok büyüktü. Çok güçlüydü. Bunların sayesinde Türkiye silindi. Türkiye yok oldu. Kimin sayesinde? Senin sayende. Benim sayemde olsun kardeşim. Doğru. Sen diyorsun herkes 4-4'lüdür. 67'den beri bu memlekete gelmişim. Sabah 6'da, gece 12'de geldim. Sen kaçta gidiyorsun işe? Ben gitmiyorum. Ben ev hanımıyım. Eşim çalışıyor. Deme, beni gösterme. Eşim emekli. 7,5 milyarla. Bunların yüzünden derken kimi kastettin yani? Ben anlamadım. Anlayın. Sen iyi anlıyorsun, biz anlamıyoruz. Peki abi, tartışmaya gerek yok. Dergine gerek yok. Teşekkür ederim abi. Abi bu arada... Bak sen var ya, iyi bıçak sokuyor ha. Abi sen var ya, bak Avrupa'dan gelmişsin, 20 bin liralık telefon diyorsun, burada kaç para? Ben ya gözünü seveyim mi abi? Vermiyorum abi. 20 bin liralık telefon aldım diyorsun. Ben sana söylüyorum. Bak ben sen, diyorum. Yok ben sana, bak bir iki, ben sana veririm, bir şey yapmıyorum. Aşçının kepçesine ellenmez. Aşçının kepçesine ellenmez. Ben sana soracağım. Tamam ben düşünüyorum. Peki. Abi bırakır mısın? Ben tutayım sana, söyle. Yok bana söyle, ben sana soracağım. Tamam kendine tut diyor. Kendine bak. Tutsuk ki sesi alsın. Nasıldı? Geçiniyor musun bu abi, şey? Abi geçinemiyorum diyen birçok vatandaş var. Ben de o yüzden soruyorum işte. Ben de sen soruyorum. Tamam işte ben de onu diyorum. Geçinemiyoruz. Ben de sana soruyorum. Sen ne diyorsun? Ben mi geçiniyorum diye soruyorsun? He. Ben geçiniyorum. Benlik bir sıkıntı yok. Ben geçinemiyorum diyen vatandaşın sesini duymaya çalışıyorum. Geçiniyorsan halka sorma. Ben TRT'yi açtığım zaman ben zor durumdayım diyen vatandaşı halk görmüyorum. Biliyor, halk biliyor sen gerçeğini. Nasıl? Gerçek. Madem ki geçiniyorsan halka sorma. Neden sen abi? Sen kendi elini avucuna koyacaksın. Ben geçiniyor mu geçinemiyorum. Olur mu abi? Olur mu? Komşun... Demek geçiniyorsun sen halkı belan. Abi komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmetiyim ben. Benim komşum aç mı? Biz bu arkadaşım aç mı? Bu arkadaşım zor durumda mı? Ben onu soruyorum. Kul hakkı diye bir şey var. Sormayayım mı? Kul hakkı diye bir şey var. Evet. Sen kul hakkı yersen, hacca da gitsen, namaz da kılsan, oruç da tutsan boştur. Ne? Sen önce kul hakkı yemedin. Herkes için git. Ya ben sana için demiyorum. Tamam, bana niye söylüyorsun? Adam namaza gidiyor, oruç tutuyor, zekatı veriyor, bilmem hacca gidiyor. Kul hakkı veriyorsun kul hakkı yani. Geldiği zaman kul hakkını da yiyor. Tamam, örnek veriyorsun sen abi, şu anda. Ha. Böyle insanlar var diyorsun yani. Allah'ımız ne demiş? Celle Hocam demiş. Ne olarak geliyorsan gel, yalnız kul hakkıyla benim yanıma gelme. Doğru abi. Biz kul hakkı yiyoruz, ondan sonra elhamdülillah Müslüman. Öyle bir şey yok. Biz bu ülkede mülteciyiz, mülteci. Niye mülteci olduk peki abi? Nasıl mülteci olduk? Niye mülteci olduk abi? Mülteciyiz. Niye işte? Türk halkı mültecilerin yerine gelmiş, geçmiş. Tamam bunu kim böyle yaptı abi? Kim yaptı? Bana sorma. Biz niye yapmışız? Biz mi yaptık? Tabii biz yaptık. Doğru söylüyorum. Bizim tercihlerimiz yaptı. Tabii bu ülkeye giren çıkan belli değil. Doğru mudur? Bir şey söyleyeceğim. Niye bak, 2 milyon Türk Almanya'ya gitti? Niçin gitti? Abi diyorum. Şimdi sen savaştan belki kaçar. Belki sen bugün Avrupa'ya git. Yok dur Avrupa, sakin konuşalım. Sana söyleyeyim. Sen Avrupa'ya gittiği zaman hemen seni alıyor mu? Avrupa olması önemli de ben Müslümanım. Ben tabii ki almayacağım. Şöyle biraz yanıma geldi. Abi, hayır ben Müslüman olduğum için ben Avrupa'ya da gittim, her yere gittim. Ben Müslüman bir şey olduğum için beni almazlar. Ben Müslümanım. Az önce soru sordun ya abi sen. Evet. Abi az önce dedin ya bizim vatandaşlarımız niye Almanya'ya gidiyor diye. Evet. Şimdi oraya gittiği zaman birincisi senin 7 sülaleni zaten araştırıyorlar. Doğrudur. Cebinde para yoksa almıyorlar. Evet. Bizdeki gibi de kapı açık kafana göre girmiyorsun. Evet. Doğru mu abi? Evet. Bizim buradan kalkıp da oraya çalışmaya giden gurbetçilerimizle sen oradan savaştan kaçıp gelen sapık Afganları şu an bir tutuyorsun, ayıp ediyorsun. Yok, bak onları bir tutuyor. Abi ne kadar başıbazı yapan, ne kadar sapık, ne kadar sapkın bombacı varsa hayır. Adamlar hayır, hepsini buraya bizim başımıza bela gönderdi. Yok şimdi öyle değil. Öyle ya. Sen hiç niye kadın ya gördün mü yürüyen? Ordu ya, gibi böyle eskide, dinamik gibi gençler böyle geliyorlar. Ben sana İstanbul'da oturuyordum. Kız kardeşimle sen akşam sınırdan gelen videoları izledin mi? Ya onlar pas ofisi. Civa gibi delikanlılar geliyor bu ülkeye. Niye geliyorlar abi? Şahit oldum şey. Yani böyle Afganistanlıymış, şumuş bumuş.
Hepimiz Müslümanız. Niye deniyorlar abi? Cuva gibi delikanlılar. Biz niye Almanya'ya gittik? Abi ne, bak ben sana şunu sorayım. Niye yanlarında çocuk yok? Biz niye Almanya'ya gidiyoruz? Niye yaşlı yok? Onu soruyorum. Geliyor, çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Çalışıyorlar mı? Evet. Peki abi kimdir bunlar? Nereden geliyor? Bizim burada bir suça karıştığı zaman. Onlar gelmese. Yok canım, onlar gelmese burada eleman bulamıyorlar ki. Niye abi? Türk çalıştır. Ha, yok ki çalışan. Türkiye yeterli parayı vermiyorsun. Ya çalışmıyor. Adam ucuz çalışıyor. Niye çalışmıyor? Çalışmıyor kardeşim. Çalışmıyor. Ama 3 kuruş para verirsen. Ya bu bana sevkiyatçı lazım. Çalışır. 20 bin lira. Yok 20 bin lira vermedim. Hakkını verdiğinde gelmedi mi? Ben 20 bin lira vereyim gelsin hadi mobilya mağazasında çalışsın. Tamam hakkını verdin de gelmedi. 20 bin lira gelmiyor. Gelmiyor. Çalışmıyor. Niye peki abi? Sebebini sen niye gözlemledin? Suriyeliğine laf anılar olmasın. Bu Türkiye'de iş biter. Anladın? Peki, İmalat sektörü biter. Peki abi ta Kurtuluş Savaşı'nda da bir Suriyeliler vardı, Afganlar vardı. Bu vatan onlar çalışmıyor ya. Şu anda onlar gitsin burada. Bütün sektör biter ya. Bütün imalat. Patroncuların biter kardeşim. Niye benim ne işim? Ben buyur varsa burada çalışmak isteyen gelsin benim yanıma. Niye abi insanlar işsizim diyor. Yok hayır efendim. Eleman hani yok öyle bir şey. Yani kiramı yatır, ben inşaatçıyım. Tamam. Ben ustayım. Hangi ustayı getiriyorsa Bedül. Sen benim kiramı ver. Ben inşaatçı değilim sen. Mobilya sevkiyatında çalışabilir misin? Sen benim kiramı ver. Ben gel senin yanında çalışırım. Asker ücretle çalışabilir misin? Taşırsan gel vereyim adresimi gel. Taşırsın. Ben inşaatçıyım. Temelden yapıyorum. Projeli yapıyorum. Ya boşuna reklam yapma. Boşuna reklam yapman boşuna. Gelmez ki ya. Tamam götür. Gelsin buyur. Asker ücreti vereceksin. Tamam vereceğim. Adam 20 veriyor diyor abi. Asker ücreti değil. Yok onu değil. Kiramı da ödeyeceksin. Nasıl kiranı da? Tabii kiranı ödeyeceğiz. Ha hem maaş hem kira ödeyeceğiz. Öyle şey var mı? Kimin anısında? Varsa 20 bin lira çalışacak benim küçük köyde mağazam var. Ya boş konuşuyorsun. Abi peki sence 20 bin lira bir eleman için yeterli mi ücret? Yeterli niye? Az mı 20 bin lira? Bilmiyorum abi. Aşık sana haberim var mı? Herkesin evi var ya kiracına gel. Ya Burhan Allah. Herkesin evi var? Ya Burhan Allah. Benim bile yok da evim be. Ya herkesin evi var. Abi küçük köyde 5 bin lira ev kirası küçük köyde. Buyurun gelin. Küçük köyde 5 bin lira be. Abi bul. Anında, bu ya anında gel taşınacağım. Ya, gel, bak tutmazsam şerefsizim. Ben Ali Bey köyde. Bak daha büyük nasıl konuşayım abi? Bir dakika. 5000 liraya ev var diyor abi. Ben şimdi ne diyeyim? Tutmazsam şerefsizim. Tutacağım. Abi 5000 liraya bul. Vallahi tutacağım. Abi yemin ediyorum tutacağım. Sen bana 5000 liraya bul. Bağırmadan konuş. Bağırma git. Sen bana 5000 liraya bul. Dinle bak bir saniye dinle. Ya şunlar bak bak. Asgari ücretle hiçbir iş yok yok. Anladın mı? Yok ya. Nasıl yok? Ya herkes fazla fazla maaş veriyor. Ya yok abi. Ya. Abi sen lafı söyleyip gidiyor dinlemiyor ki.